Ben böyle maviye boyadım öğretmenim. Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir diş kurmuşsun. Bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. Seninki de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. Ben ne yapsam ki? Ay! Ne oldu Zeze? Bakayım ne oldu? Bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zeze. Evet, biraz yandı. Elini çek de bakalım bir şey oldu yanağına. Yanağın çizilmiş Zeze. Ay, nasıl oldu ki? Ay, acıyor mu? Bir şey olmaz, acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam, geçti şimdi. Çocuklar bakın. Telefonda Düş Yeri app'in yok mu? Hemen indir. Yeni sınıf arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi, seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibiciğim, bu da Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba. Bu da Zeze. Merhaba Mimi. Merhaba Zeze. İşte bu da Pepe. Pepeciğim işte çok merak ettiği sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım. Gördün mü? Evet. Merhaba Mimi. Bizimle tahta misket boyamak ister misin? Tamam. Çok isterim. Senin ne değişik saçların var Mimi. Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. Senin de şapkan çok güzel Pepe. Sağ ol. Bibi'nin kaskı da çok güzel. Peki Zeze'nin şapkası? Evet. Zeze'nin şapkası da çok güzel. Senin de tokan çok güzel. Zeze. Yüzüne ne oldu kızım? Demin bir şeyle çizdi Zeze yüzünü ama nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. Tamam. Tamam tatlım. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Tırnaklarım uzamıştı biraz öğretmenim. Tırnağım yanlışlıktan yüzüme geldi, böyle oldu. Evet tatlım. Tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım, biliyorsunuz değil mi çocuklar? Benim de tırnaklarım biraz uzun. Benimkiler de biraz uzamış. Benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Evet, ne güzel olurdu. Evet, keşke evden getirseydim. Merak etmeyin, okulda tırnak makasımız var çocuklar. Görüşürüz. Çok kötü öğretmenim. O zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. Tırnaklarımızı çıt 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 kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Evet, lütfen öğretmenim, lütfen. Kutlamaya bayılırım. Tamam çocuklar. Aferin Şuşu. Bak bu değin arkadaşımız Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba Şuşu. Zeze ile Bibi'yi tanıyorsun zaten değil mi? Evet canım. Tanıyorum. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuklar. Şuşu. Efendim Mimi? Bize bir tane tırnak kesme şarkısı söyler misin? Evet. Hadi Şuşu söyle söyle. Tamam canım, hadi söyleyelim. Elimizde 10 parmak var. Onunda da bir tırnak var. Tırnaklarımız uzayınca onları keseriz mutlaka. Çıt bir, çıt iki, çıt üç, çıt dört, çıt beş. Mis gibi oldu bu el. Çıt altı, çıt yedi, çıt sekiz, çıt dokuz, çıt on. Şimdi ikisi
Hadi bahçeye inin çocuklar. Tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? Pepe? Ha, tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Çok yaşa Pepe. Çünkü bizim, yani Uğur Böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamış. Hiçbirimiz de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa Zizi gibi kendimize zarar verebiliriz. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında içlerine istemediğimiz mikroplar yerleşir. Ve bu mikroplar elimizi ağzımıza götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Öğretmenim ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu, mutlu olsun. Yaşasın tırnak kesme günü. Çok yaşa Pepe. O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben. Tamam, gel bakalım. Elimizde on parmağı. Rica ederim Pepe. Hadi çocuklar, şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp mis gibi yapalım. Yarışıyorsun. Ben gelmeyeceğim. Ama niye ki? Pepe, ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya, yıkayalım ki ellerimiz tertemiz olsun arkadaşım. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? Ayak tırnaklarımızı kesmedik de onda. Bugün tırnak kesme günü değil mi? Doğru ya. Allah seni. Aferin sana. Seni kesme. Yaşasın tırnak kesme günü. Çalıyor Tefi. Leli 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 leli. Leli 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 leli. İşte çalıyor Tefi. Leli 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 leli. İşte çalıyor Tefi. Leli 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 leli. Arkamdan bir ses duyuyorum ama ne olduğunu göremiyorum arkadaşlar. Bana yardım eder misiniz? Tamam, o zaman bir şey görürseniz bana haber verin, olur mu? Leli 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 leli. İşte çalıyor Tefi.
çocuklar. Nereye gitti? Dolabın arkasında. Dolabın arkasında mı? Ay nasıl bakacağım ki acaba nedir? Ay çok heyecanlıyım. Benim de bir yer kim sandın? Aşk olsun Niko. Beni çok korkuttun bir kere. Ama nereye? Hiç komik değil, beni korkuttun. Ama çok eğlendim. Ben eğlenmedim. Le-li-le-li-le-li-le-li-le-li-le-li-le. İşte çalıyor Tefi. Le-li-le-li-le-li-le-li-le-li-le-li-le. Lili, o ne öyle çaldın? Bunun adı Tef. Böyle sallayınca ses çıkıyor. Ve böyle sallayarak ve vurarak istediğin gibi müzik yapabiliyorsun. Çok güzelmiş. Ben de çalabilir miyim? Hayır, çalamazsın. Vermem. Ya gerçekten vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Kulabuzun yine canı sıkılıyor. Kimse onunla oyun oynamıyor. Kulabuzu eğer uyandırmazsanız ne oynayacağınızı hiç bulamazsınız. Kulabuzun canı sıkılıyor yine. Çabuk onu uyandırmalıyız. Tamam, uyandıralım. Hadi arkadaşlar, kulabuzu uyandırma şarkımızı söyleyelim hep beraber. Niko! Ben şarkıyı söylerken Tefi de çalarsak belki daha çabuk uyanabilirim kulabuz. Pışık! Sana Tefi'mi vermeyeceğimi söylemiştim. Canı sıkılıyor. Ha? Kimse onunla oyun oynamıyor. Kulabuzu eğer uyandırmazsanız ne oynayacağınızı hiç bulamazsınız. Hadi arkadaşlar, çabuk kulabuzu uyandırma şarkımızı söyleyip onu uyandıralım. Yoksa can sıkıntısından patlayacak kulabuz. Hadi. Hadi kulabuzu buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Hadi, hadi. Kulabuz geldi. Hoş geldin kulabuz. Hoş bulduk çocuklar. İyi ki çağırdınız beni. Çok canım sıkılmıştı uyumaktan. Evet biliyoruz. Biliyor musunuz? Evet. Ama nereden biliyorsunuz? Sıkıntıdan patlama şarkını çaldı. Bizi uyardı. Harika. Evet. Zor zamanlar için sıkılma saatimi ayarlamıştım. İşe yaradığına sevindim. Bugün ne oynayacağız kulabuz? Hadi oyunumuzu söyle. Evet hadi. Tamam, şimdi döndürelim bakalım ekranımı. Hangi oyun gelecek bugün için? işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kulabuz? Şekil eşleme oyunu. Şekil eşleme oyunu mu? Evet. Ay çok heyecanlandım şimdi. Nasıl oynayacağız? Önce size bir şaşırtı kutusu vereceğim. Şaşırtı kutusuna bayılırım. Evet, şaşırtı kutumuz da geldi. Hadi anlat kulabuz oyunu. Kum saatimizi ve şaşırtı kutumuzu alıp labirente gidiyoruz. Kum saatimi çevirip labirentin içine girdiğinizde önünüze geçmenize engel olacak bir kapı gelecek. Hı? Kapının üzerinde kocaman bir şekil göreceksiniz. Ay çok heyecanlı. Devam et kulabuz. Sonra şaşırtı kutusunu kurcalayıp kapının üzerindeki şekle benzeyen bir nesne bulmalısınız. Nesneyi kapının üzerindeki şeklin üzerine koyduğunuzda eğer doğru nesne ise kapı açılacak ve yola devam edeceksiniz. Ta ki gökkuşağı desenli son kapıya kadar. Son kapıyı da kum saati dolmadan bitirirseniz oyun tamamlanmış olacak. Çok eğlenceli. Hadi labirente gidiyoruz o zaman. Salla, 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 çalkala. Salla, salla. Oyun başlıyor. 3, 2, 1 başla.
Üzerindeki şekle bak. Hadi şaşırtı kutusundan bu şekle benzeyen bir şeyler bulalım. Bu iki şekil birbirlerinin eşi mi? Bunlar eş şekiller mi arkadaşlar? Hayır! Doğru, bu şekiller eş değil. Peki sizce kapının üzerindeki şekil bunlardan hangisine benziyor arkadaşlar? Bu uçurtma mı? Bu yelpaze mi? Yoksa bu resim çerçevesi mi? Doğru. Bu iki şekil birbirinin eşi. Yaşasın, başardık. Koş Mika, koş. İkinci kapıya. İşte ikinci kapımız. Hadi dök şaşırtı kutumuzu Leli. Şimdi kapının üzerindeki şeklin eşini bulacağız. Sizce kapının üzerindeki şeklin eşi bunlardan hangisidir? Bunlar sizce eş şekiller mi? Hayır! Doğru, bunlar eş şekiller değil. Hadi çocuklar, kum saatimizdeki kumlar azalıyor. Hı? Hadi. Hayır, tamam kılavuz. Peki bu? Bu yelpaze böyle serilemek için kullanılan üçgen şeklinde bir yelpaze. Bunlar eş şekiller mi? Evet. Harikasın Niko. Şekli eş dedim o zaman. Koş Lili. Geldim. İşte kılavuzun söylediği gökkuşağı kapısı. Ay, bu kapıyı da geçince oyunu tamamlamış olacağız. Yaşasın, hadi bitirelim. Şaşırtı kutumuzda kalanlar bunlar. Aa, haydi kum saatimiz azalıyor. Peki arkadaşlar, bu kapıdaki şeklin eşi bu uçurtma mı yoksa bu kitap mı? İkisi de değil. Ha? Ama nasıl olur? Gerçekten de kapıdaki şeklin eşi yok burada. Ne yapacağız şimdi? Kapıdaki şekil yuvarlak. Bu uçurtma ise beşgen, kitap ise kare. Ha, şeklin eşini bulamazsak kapıyı nasıl açacağız ki? Bilmiyorum Liko. Siz bu şeklin eşini nerede bulabileceğimizi biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, biliyorum. Ha? Hı, nerede? Hadi söyleyin. Lili'nin başında. Ha? Lili'nin başında mı? Benim başımda mı? Aa, evet ya, bu yuvarlak. Aa, hadi Liko. Tüfü kafamdan çıkarmama yardım et. Tamam. Hadi Lili, kum saatin bitmesine son 5 saniye. Çekiyorum ama sıkışmıyor. 4, çıktı, çıktı. 3, peki tak kapıyı. 2, 1. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk, hoş bulduk aradık düşündük ve bulduk, aradık düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk, hoş bulduk aradık düşündük ve bulduk, aradık düşündük ve bulduk. Bugün yine hep beraber başardık arkadaşlar. Yaşasın, yaşasın. İyi ki varsınız. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben de. Bir sonraki oyunumuzda gene gelin, olur mu? Olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Lapa yağıyor kar, bizi sevindiriyor yar yar yar. Lapa lapa yağıyor kar, mutlu olsun tüm çocuklar. Kar yağdığında aklına ilk gelen şey ne? Kar topu. Başka? Soğuk hava. Başka? Tatil. Bu kadar mı? Bu kadar. Düşün biraz daha. Başka. Başka bir şey gelmiyor. Aa, kardan adam da mı gelmiyor? Evet, kardan adam. Hadi kardan adam yapalım beraber. Çok yoruldum ama ben. Hadi kalk. Kardan adam yaparken çok heyecanlanacağız. Yorulmazsın. Hahaha.
mustu. Bence de. Biz mi mustun kardan adamımızın? Kardan adam değil mi zaten? Biz mi isim verelim ona? Ne diyeceğiz peki? Kar top. Ne? Kar top. Kar top. Tamam. Merhaba efendim. Merhaba kar top. Kardan adam yaparken karnım acıktı benim. Benim de. Yemek yiyelim sonra yine geliriz. Tamam. Ay, sen de kimsin? Kartop. Kartop mu? Evet, sen kimsin? Kara kargayım ben. Nereden çıktın sen? İlahi kara karga. Kartop? Kartop değil. Kartop değil. Cucu. Cucuyum ben. Cucu! Aşk olsun Cucu ya! Ödümü patlattın! Biliyorum, sana minik bir şaka yapmak istedim. Kardan adamı kim getirdi buraya? Kardan adam getirilmez canım. Kardan adam yapılır. Pisi ve pan yaptılar. Adını da Kartop koydular. Pisi ve pan yaptı demek. Cucu! Efendim? Var mısın onları da kandırmaya Guan? Olur. Ben şimdi kardan adamın arkasına geçip onlara kartop olduğumu söyleyeceğim. Panın halini düşünemiyorum bile. Hadi saklan o halde. Geliyorlar çünkü. Oh, iyi ki atkı getirdin. Hı? Isındım biraz. Üşüdün mü kartop? Evet, üşüdüm. Ay, kartop. Aman kardan adam. Ben ne diyorum? Pisi, pisi konuşuyor. Ne oldu ben? Bu ne panik? Konuştu. Kim konuştu? Kardan adam. Adam kar. Aman kartop. Neyse işte o. Ay. Kan olur mu öyle şey? Kardan adam konuşur mu? Sen konuşuyorsun da ben neden konuşamıyormuşum? Çünkü sen kardan yapılmış bir adamsın. Ay konuşuyor. Herkes kaçsın. Ya gördün mü bak dedim sana. Olamaz olamaz. Kardan adam konuşamaz. Gidelim kaçalım. Nereye bir sakin ol kan. Neden kaçıyorsunuz benden? Ay bak konuşuyor yine. Yok yok bu işte bir tuhaflık var. Olamaz, imkansız. Kardan adam konuşamaz. Konuşuyor işte. Konuşalım biraz bakalım. Adın ne senin? Kartop. Bildi, bildi. Bunun da ne var? Havuç. Ay, şiştim bunu da bildi. Gözünde? Simsiyah, iki tane zeytin var. Yok, yok ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ay, bana sordun. Evet, evet. Pandur Bey Arka. Hep sen sordun, sıra bende. Sor bakalım Kartop. Siz nereden geliyorsunuz? Evden. Ne yaptınız bakayım evde? Karnımız acıkmıştı, yemek yedik. Sen de mi acıktın yoksa? Nereden bildin? Yok artık, ay. Kardan adamlar yemek yemez. Nereden biliyorsun, niye yemiyormuş canım? Sordun mu? Pisi lütfen inatlaşma da gidelim hadi. Biz kereviz dedik. Sen de yer misin? Kereviz mi? Bak dedim sana. Kereviz de ne? Kereviz çok lezzetli bir sebze. Şöyle göstereyim sana kartop. Kerevizin içinde K denilen bir vitamin var. Bizim zararlı mikropları vücudumuzdan atmamızı sağlıyor. Sonra iyi hissetmemizi sağlıyor. Ama ben şimdi hiç iyi hissetmiyorum. Ben gidiyorum. Pan! Bu kadar faydalı bir sebzeyi daha önce hiç duymamıştım. İlginç. Sen kardan adamsın da ondan. O zaman kerevize hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Kereviz. Hayatıma hoş geldin kereviz. Senin ismin ne telaşlı fare? Pan. Pan. Senden kereviz istiyorum. Karnım çok acıktı. Kardan adamlar da yemek yer yani. Yok artık. Senin ağzın bile yok. Evet evet. Pişi haklı. Ağzın bile yok. Şimdi sizi süpürgemle kovalarım ha. Acıktım dedim mi? Ay, tamam tamam. Hemen getiririm. Bir dakika Pan. Kovalasana. Hı? Kartop bizi kovalasana. Sen delirdin mi pisi? Seni gidi kara karga seni. Pan. Uyan.
kardeşim. Ha, yo, ana. Ha, Pan, seni bu kadar korkacağını bilemedim. Ay, süpürge üstüme geliyor. Ha? Pan, Pan, bak karkarga burada. Ben de buradayım. Kartop yani kardan adam yok. Kimse üstüne gelmiyor. Pan, Pan. Dur, dur. Ben onu biraz gagalayayım da uyansın. Oh, uyandı. Sonunda Pan. Ne oldu bana? Bayıldım. Karkacık bize şaka yapmış. Kardan adamın arkasına saklanmak konuşmuş bizimle. Ama senin bayılacağını düşünemedim ki. Nedir benim senden çektiğim kara karga? Başımızın tatlı belası. Bugün kara karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kerevize mi? Mantara mı? Kabağa mı? Doğru, kerevize. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kereviz çizin. Dış yeri epey indir, en eğlenceli okul evine gelsin. Milli Eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar, klipler Düş Yeri App'te. Hemen indir.